FIFA 20 Scout yetenek avcısı diye bir mobil uygulama var arkadaşlar. Orada bütün işte sözleşmesi biten futbolcular, potansiyelli futbolcular, 30 yaşının üstü futbolcular, işte ne bileyim 22 yaşında futbolcular, bütün filtreler var ve böyle futbolcu arayabiliyorsunuz. Siz de benim gibi yeni yetenekler keşfetmek istiyorsanız Scout FIFA'yı indirmeyi unutmayın. Hepinize merhaba, ben Arden. Bugün ekiple beraber her takımdan bir oyuncu alma challenge yapacağız. Çok güzel bir reveal challenge olacağına inanıyorum. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk. Arkadaşlar biliyorsunuz kanalımda birkaç kez bu video tarzından çekmiştim. Artık birinci olmak istiyorum. O yüzden üçlü Revit'te de bu tarzı yapacağız. Bugün birinci olacağım. Bak bugün o puan farkı kapanacak. Şu an puan tablosu ekranlarda. Ve o puan farkı kapanacak. Dedi ve sonuncu üçüncü olmayacağım. Hayır. Bu sefer gruplardan da çıkacağım gençler. Oo, Arden bayağı bir gaza gelmiş bugün ya. Yani ben abi şu anda hiçbir şey, yani yorum bile yapmıyorum. Çünkü klasik bir video girişi. Yani her zamanki Arden yani. Tamam. O zaman lafı fazla uzatmayalım. Onlar dalgalarını geçsinler. Biz bugün dediğim gibi birinci olacağız. Ben burada sıralamayı yaptım. İlk ben başlayacağım seçmeye. Niye? Niye sen başlıyorsun? Yo arkadaşlar falan. Benim videom olduğu için ilk ben başlıyorum. Takımlarda şu an ekranlarda. Tamam sen başla ya. Takımlar şu an ekranlarda arkadaşlar. Bu takımlardan sırasıyla draft şeklinde seçeceğiz oyuncuları. Messi! Toplamda 18 tane takımımız var ve ilk başta Barcelona'dan başlıyoruz. Tamam seçiyorum ben şimdi. Ben Barcelona'dan. O zaman ben şey alıyorum Barcelona'dan. Bak şimdi bak. Messi aldım. Arkadaşlar ben Messi'yi alıyorum Barcelona'da. İlk ben değil miydim ya? Lionel Messi'yi alıyorum. Onur abi sen kimi alıyorsun Barcelona'da? İlk ben değil miydim? Değildin abi. Ben hiç seçmiyorum abi. Yine aynı şey oldu bana. Ben de arkadaşlar Barcelona'dan Ter Stegen'i alıyorum kaleye. İyi seçim. Gürkan abi sen? Suarez'i alacağım. Real Madrid'den tabii ki de defansa Sergio Ramos'u alacağım. Sol kanada Eden Hazard'ı alacağım. Eden Hazard hoş geldin. Real Madrid'den arkadaşlar ben de Luka Modric seçiyorum. Modric. Bence toslar abi. Bence hiç ya, yanlış yaptın abi. Neyse. Hayır ben vazgeçtim. Şaka yaptım ben şimdi. Değiştiriyorum. Yok abi devam ediyoruz. Hayır değiştireceğim bir dakika. Seçiyor. Sen beni orada şaşırttın biraz. Bir dakika. Oradan tekrar kesersin. Arkadaşlar ben de Real Madrid'den Toni Kroos seçiyorum. Fark etmez. Oğlum siz niye Liverpool kötü seçim dediniz ya? Bir şey söyleyeyim bana. Orada bir yok bence var. Luka Modric Kroos'tan daha iyi. Onur abi bence değiştirme. Aynen şimdi hile olur. Değiştirmek olmaz. Evet ilk onu söyledim. O yüzden olmaz. Salah diye düşünüyorum ama zaten Messi aldığı için sağ ortası alamaz. Salah'ı Gürkan'a bıraksam. Van Dijk diyorum ben. Yani demen gereken adam oydu. Sadio Mane'yi alıyorum sol kanadıma. Çok güzel yaptın. Salah'ı almadılar. Çok güzel yaptın çünkü sağ kanadın o Messi'yi almıştı. Süpersin ya. Çok yani güzel yaptın çünkü kaleciyi bıraktın. Alisson'u alıyorum işte bu. Alisson gel buraya. İşte bu. Oblak'ı ben hissediyorum arkadaşlar. Ya Oblak. Sıradaki takım Manchester City ve ilk seçme sırası bana geldi sonunda. Kevin De Bruyne'i alıyorum. Kral gel buraya. Oh be. İkinci sıra Onur abi sen kimi seçiyorsun? Laporte diyorum arkadaşlar stoperime. Ooo defansı sağlama alıyor. Arkadaşlar ben de City'den Bernardo Silva'yı alıyorum sağ kanadıma. Yeni takımımız Juventus ve ya hayır ya. Ben mi seçiyordum Arden? Gürkan abi seçiyor Juventus'tan ilk ya. Diyorum. Başka bir şey demiyorum zaten. Anladınız. Allah kahretmesin. Gel Ronaldo kimde? İkinci sıra bende. Juventus'tan düşünüyorum. Ya nasıl sen? Ben niye bir sorum ya? Juventus'tan kimi alsam diye düşünüyorum. Ben nasıl? Ben bir dakika. Ben sol bekimi Alexandro'yu alıyorum Juventus'tan. Alexandro gel buraya. Abi ben nasıl ben niye yine sonuncuyum ya? Ya Onur abi seç işte ya bir tanesini. Juventus'taki tercihim arkadaşlar Dybala olacak. Dybala'yı alıyorum. Sağlam tercih. Dybala'yı ona bıraktık biz ya. Hayır ya. Ya Arden olmadı. Sen bıraktın ben. Ve şimdi PSG'den kim alıyor? Onur abi ilk seçecek. Yani çok kritik. Arden bence senin orada bir hatan var. Ben kesin sonucu falanımdır yine. Bende değildir sıra. Bende arkadaşlar, mi sıra o zaman? Bende mi sıra? Kameraya bir hareket yapıyorum. Oğlum lan ne hareket yapıyorsun? Manyak mısın bak? Şimdi arkadaşlar burada sıra bende. Neymar'ı düşünüyoruz. Eyvallah. Hani sol kanada ama zaten sol kanada Sané'yi aldı. Gürkan sol kanada adam alamaz. Neymar alsa ne yapacak? Diğer türlü forvet olarak kimseyi aldığınızı bilmiyorum. Yani bir dakika ya bu çok kötü. Ben burada iki adam tercihimi kullanacağım. Öyle bir şey yok. Hadi Onur abi hadi. Abi
Tamam ya. Evet arkadaşlar, Paris Saint Germain'den Neymar alıyorum ben. İkinci Gürkan abi, seç bakalım. Yani benim santrfor Ronaldo, Suarez'i almasa mıydım ya acaba? Mbappe güzel giderdi şimdi çünkü. Bu takımdan Marquinhos'u alıyorum stopere. Ben de sen Mbappe'yi alırsın, kendim Marquinhos'u alırım diye düşünüyordum ama sıkıntı yok. Ben santrafor'ma Mbappe'yi alıyorum. Santrafor'a Mbappe almadınız mı? Santrafor var. İki tane santrafor seçmişim. Ne yapayım? İşte bu. Çok değil. İşte hayırlı bu. Olsun Erden. Umarım patlar. Patlar filan da. Bayern Münih'ten Joshua Kimmich'i alacağım. Hem sağ bek hem de defans orta saha oynayabiliyor. Adamın kralısın. Seni çok seviyorum. Vay. İşte bu. Vay. İşte bu. Bayern Münih'ten Lewandowski alıyorum arkadaşlar. Thiago'yu alacağım orta sahaya. Vay, Gürkan abi zaten iyi tanır Thiago'yu. Thiago'yu PES serimizden iyi tanır Gürkan abi. Şimdi bu arada Atletico'da ilk Gürkan abi seçiyor ya. Belli kimi alacağı. Gürkan abi kimi seçiyorsun? Orada Jan Oblak hemen bakmadan. Yani. Kalecimi bakmadan. Bekliyordum. Ardından bana bir ipucu İkinci verdi. İkinci ben seçeceğim. Teşekkür Atletico'da ederim. Hemen ben de bakayım kimi alsam acaba. Arkadaşlar ben orta sahaya simülasyon canavarı Saul'u getireceğim. Saul hoş geldin. İyi tercih. İşte bu. Onur abi sen kimi alıyorsun? Arkadaşlar ben de Atletico Madrid'den Koke'yi alacağım. O da iyi. Fena değil. Tottenham'a geldik. Tottenham'dan ilk Onur abi seçecek. İkinci Gürkan abi. Üçüncü ben seçeceğim. Onur abi kimi alıyorsun Tottenham'dan? Tottenham'dan arkadaşlar ne olur ne olmaz. Tek forvet oynadığımız için sakatlık olur, bir şey olur. Harry Kane'i alıyorum ben. Sağlam. Çok iyi bir forvet aldı Onur abi. Garanti gol geliyor yani orada. Ben de bu takımdan Dele Alli'yi alıyorum arkadaşlar. Yedek olarak. Arkadaşlar ben de bu takımdan Alderweireld'i alacağım. Hoş geldin Alderweireld. Arkadaşlar Dortmund'dan yani... Ya bu adamı bırakmak istemiyorum ama ihtiyacım olan mevkiye oyuncu almak zorundayım. Bu yüzden Hummels'i alacağım. Hummels hoş geldin. Okay. Arkadaşlar aslında baktığınız zaman sağ kanadıma oyuncu lazım. Yani Sancho burada etkili bir oyuncu olabilir. 19 yaşında aklı başında. Ama Royce'un da biliyorsunuz bir canavar olduğunu unutmayalım. Yani CF de oynayabiliyor. Santrafor cam da oynayabiliyor. Dybala var gerçi. Dybala'nın ikinci bekisi var mı sağ kanat? Yok. Kaldırdılar onu, vardı da yok. Artık. Arkadaşlar ben Dybala'yı cam bölgesine koyduğum için Royce'a şu an ihtiyacım olduğunu düşünmüyorum ve sağ açığa Sancho alıyorum arkadaşlar. Royce Gürkan abiye kaldı ya. Marco Royce'u alıyorum. Brandt almadı. Güzel. Genç. Brandt reis rakiplerimizle oynamaz. Adamsın Brandt. İşte bu. Güzel oldu. Milan Skriniar'ı alacağım. Inter'den Skriniar'ı aldı. Ben o zaman Inter'den Devry'i alıyorum. Arkadaşlar Inter takımından ben yine de her zaman biliyorsunuz defansımı sağlam tutmak isterim. O yüzden Godin'i alıyorum. Arkadaşlar çok ilginç bir tercih olabilir belki. Garip de gelebilir ama ben Alan alacağım buradan. Arkadaşlar ben burada Koulibaly'i alacağım. Takımı stoperle dolduracağım. Çünkü üçlü defans oynayacağım için ne olur ne olmaz. Sakatlıklar da var bu işin içinde. Koulibaly gel. Mantıklı. Ya inşallah orada işi alır yani. Ben Napoli'den Kaleon'u alacağım. Simülasyon canavarı çünkü. Yedekte Kaleon olsun. Kaleon gel buraya. Evet. Şimdi Chelsea'ye geçtik. İlk benim tabii ki. Chelsea'den ilk ben alıyorum arkadaşlar. İlk ben alıyorum. Göre. Niye? Kante benim adamım. Kante. N'Golo Kante. Gel bakalım. Böyle bir şey olamaz. Bu kendi öyle bir takımları ayarlamış ki var ya bak. Yemin Gürkan. Ederim ayarlamadım ya. Yok PSG'den ilk sen seçtin Onur abi ya. Arkadaşlar Chelsea'den Azpilicueta'yı alıyorum. Kanat bölgeme yani bekime. Azpilicueta. Yedek kalecim ve antrenörüm Kepa'yı alıyorum. Kime? Ya tamam hadi al. Bizim adam oldu. Arden Zırcı'ydı sonra bizim adam oldu. Bruno Fernandes diyorum. İşte bu. Gençler ikinciyi buradan ben seçiyorum. Ben bir yedek olarak De Gea'yı alayım kaleci yedeği olarak. Yedek. Gel buraya. Umarım kovdurur seni De Gea oynatılmıyor diye. Bilmiyorum ben mi acaba yanlış düşünüyorum ama yani burada göz kırpan tek bir oyuncu var. Pogba. Pogba'yı alıyorum ben. Hemen ben Pogba'yı bıraktım. Bruno Fernandes'i. Ya ben ilk 11'lere bakıyorum. Burada şeyden sitede neyse ya. Neyse. Arden. Pogba. Görmemiştim. Olsun. Benim orta sahamda zaten Kante Reis var. Onun Pogba'yı. Şeyini kapatır. Bruno Fernandes daha iyi diye. Şimdi sırada Lazio var arkadaşlar. Lazio'da ilk Onur abi seçiyor. Seç bakalım abi. Oğlum böyle şeyler yapınca şaşırıyorum ben. Abi burada Lazio var. Ben çok seviyorum. Lazio'yu alabilirsiniz. Lazio. Lazio'dan. Lazio. Pizzeria. Lazio, Luis Alberto. Hadi. Luis Alberto'yu alacağım. Onur abi.
Düşünüyorum. Arda'nın çelme takalım burada. Arkadaşlar Lazio takımından Luis Alberto alıyorum ben. Güzel. İkinci güzel. Gürkan abi seçiyor. Ben Lazio'dan Immobile'yi alıyorum. Forvet yedeğim yok. Aa, Teknosa Reis'i almadı. Almadım. Teknosa Reis'i almadı. Ben ne yapsam şimdi, sıkıntı. Ya Aserbi'yi düşünüyorum. Ben de stoperleri ben topladım Arda. Evet, sen hepsini topladın. Bende kim var lan stoper? Alderweireld var, Hummels var. Devri var bende stoper. Right. Yani ya ben buradan stoper falan almayacağım. Savic gel buraya. Savic gel. Milinkovic Savic adamsın. Ardan kesin kovulacak. Ben stoper yedeği olarak arkadaşlar Gabriel Paulista'yı alacağım Valencia'dan. Yani işte. Okay. Okay. Good man. Sıkıntı ya. İkinci Gürkan abi. Good man. Ben buradan overall'ları yüksek tutmak için en yüksek overall'lı Dani Parejo'yu alıyorum arkadaşlar. Merkez orta saha. Oh be. Hele şükür arkadaşlar. Sağ bekimden sonra sol bekimi de tamamladım. Gaye'yi alıyorum ben de. Sol beke. Yani ben düşünmüştüm onu da. Sonra dedim 3 defans oynayayım. Yani Arsenal'e baktığımızda ya. Şöyle şurada Sokrates bir tane Aubameyang sırıtıyor diğerlerine göre. Alacak, Allah kahretsin. Aubameyang'ı alıyorum ben. İkinci yedek stoperi, forvet. Abu'yu aldı. İkinci seçim sırası bende arkadaşlar. Ben de buyurun baktığım beyefendi. Zaman baktığım zaman kimi alsam diye düşünüyorum ya. Şöyle. Orta sahamız zaten çok şişkin. Orta sahamız şişkin olduğundan dolayı holding yedek forvetimiz de yok bizim galiba. Holding alacak kesin. Mahvolduk. Arkadaşlar ben Lacazette alıyorum. Bola var bak, Bola sol bek, onu al. Evet, Lacazette aldım. Devam et abi. Lacazette aldın. Arkadaşlar şimdi bir sonraki takım Leverkusen'de sıra bende olduğu için. O yüzden oradaki adamın kim alacağını biliyorum orada. O yüzden şöyle bir rahat rahat bakıyorum. Şöyle bir inceliyorum. Ne yapsam acaba? Çok rahatım çünkü. Gürkan sen taktik versene bana biraz. Yok. Bir şey söylemeyeceğim. Kendime bir yedek kaleci alacağım. Leno'yu alıyorum. Mantıklı. Ben diyordum acaba yedek kaleci alacak mı? Yok, çünkü senin yedek kalecin yok. Ve Leverkusen'e geçiyoruz. Şimdi yine Onur abi seçecek. Ben sonuncuyum burada. Belli. Bakalım kimi haber seçecek. Haber hayırlı uğurlu olsun. Evet yani. Tabii ki böyle bir şey yapmam. Follandı mı? Onur abi yapma. Gürkan abi alır haber. Bana sakın bırakma haber. Lazım benim burada. Ya Kevin Follandı alacak ya. Bak demek ki onu alacaktı, bak demek ki onu alacaktı. Hayır ya abi, Volland'ı ne yapayım ya, biliyorum senin sevdiğini Volland'ı. Yapma. Abi. Lütfen yapma. Amiri var. Abi yapma bak, yapma. Oğlum amiri varken burada başka nasıl adam alacağım, amiri var. Amiri. Ya. Amiri var burada. Havertz'i alıyorum arkadaşlar. Hah, Havertz yani doğru seçim. Gürkan abi sen kimi alıyorsun? Ben de burada Leon Bailey'i alıyorum. Yedek kanat oyuncusu. Ben de İyi. Düşünmüştüm. İyi oyuncu. Neyse, beni bir ikilemden kurtardın abi. Ben de o zaman Jonathan Tah'ı alıyorum stoper yedeği olarak. Ve arkadaşlar kadrolarımızı tamamladık. Şimdi takımlara koyalım kadroları. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Takımlarımızı Premier Lig'e koyacağız. Orada oynayacağız. Laf fazla uzatmadan takımları koyup gelelim. Arkadaşlar kadromuzu görüyorsunuz. Harbiden harika bir kadro kurduk. Süper bir kadromuz var. Yedeklerimizi de size şöyle göstereyim. Lacazette'ler, Kaleon'lar, işte forvetimizde Mbappe'ler, kalede Alisson'lar. Ben bugün kesinlikle kazanacağımı düşünüyorum. Biz sırtımızı Messi'ye dayadık. Onur abi senin kadron nasıl? Yani müthiş bir kadro kurdum. İnanılır gibi değil. Kalede Ter Stegen, Van Dijk, Laporte, Azpilicueta, orta saha ikilim, Pogba, Modric. Bir tanesi hayvan gibi durdurup öbürü tekniğiyle, klasıyla bir şeyler yapacak. Dybala, genç yetenek. Sol kanat Neymar, inanılmaz. Kane, golcülerin babası. Sağ tarafta Sancho var. Yedeklerime geldiğimizden hemen hızlıca yedeklerimi söyleyeceğim. Lewandowski, Havertz, Alan, Koke, Godin. Yedek kalecim Leno. Eğer bu takım bugün burada şampiyon olamasın. Bir şey demiyorum. İnşallah olur yani. Biz şampiyonuz. Gürkan abi sen? Bizim en kral takıma geldiniz arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Ronaldo baba forvette. Ramos'la beraber. Oblak kalemde. En iyi kaleci. Oyundaki en iyi kaleci. Şu stoper hattına bakın arkadaşlar. Koulibaly, Ramos, Skriniar, bir de Marquinhos yedeklerde var. Ayrıca Parejo, Thiago orta saha. Defanstan ileri topları Thiago atacaklar. Mu? Sağda Silva, solda Mane, Bruno Fernandes, Suarez, Immobile, Aubameyang, Royce. Yedeklere bakın ya. Yani bizim takım. Senin Kanten yok ki.
Ya boş ver Kante'yi, lazım değil. Neymar'ınız yok, Neymar'ınız yok. Arkadaşlar kral burada. Dünyanın en iyi futbolcusu Lionel Messi. Dünyanın en iyi genç futbolcusu Mbappe. Ya ben en daha iyi ne diyeyim? Golcü bizde. En iyi orta saha Kante. En iyi kaleci bizde. En iyi stoper bizde. En iyi orta saha Kante. Arkadaşlar. Bir dakika, Premier Lig'in içinden geçmiş olan kaleci Alisson. Ben daha ne diyeyim abi? Kimih falan, biz daha ne yapalım ya? Arkadaşlar. Biliyorsunuz her birlikte böyle oluyor. Önce konuşuyorlar. En sonunda Bonner abi ne yaptı diyorlar. Ben hiç konuşmuyorum. Kadromu söyledim. Hazırım ben. Şampiyon benim zaten. Diyorsun. Şampiyonlar Ligi'nde hepimiz kendimizi grup H'ye koyduk. Normalde Chelsea vardı orada. Kendi takımlarımızı Chelsea'nin yerine koyduk. Lille, Valencia ve Ajax'la aynı gruptayız. Şimdi Ocak 1'e simüle ediyoruz. Hadi bakalım. Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim. Bodrum bana, ben Bodrum'a özelim. Ocak 1'e geldik arkadaşlar. Çıkıyorum ben ilk olarak, bir bakayım. Oo, menajer reytingim 77 olarak gözüküyor. Fena değil. Ligde demek kaçıncıyım? Ligde birinci götürüyorum. Premier Lig'in içinden geçiyoruz. LA Galaxy. Çok kritik, Şampiyonlar Ligi'nde gruplardan birinci çıkmışım. Ya. Ve ilk turda da karşımda Atalanta var. Atalanta'yı buradan öpüyorum. Onur abi sen ne yapmışsın? Belli oldu bu kazanacak. Ben şu anda hiç bilmiyorum ama şimdi çıktım geriye doğru. Hemen bir Premier Lig'e geleyim. Premier Lig'de üçüncüyüm. Belli oldu kazanacak ya Arda. Öyle deme ikinci... abi ya. Öyle deme. Şimdi kazanamam filan. Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum ben. Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider olarak çıkmışım. 16 puan yapmışım eyvallah. Ama son 16 turunda Napoli ile eşleşmişim arkadaşlar. Ama ligdeki durum benim bayağı bir canımı sıktı. Gerçi 4 puan var Liverpool'la ama yine de bilmiyorum ben. Bugün sonucu sen tırtsın, oldu. Sen tırtsın abi. Evet. Gürkan abi sen ne yaptın? Ben Şubat'ın birine gitmişim hızımı alamayıp. Ama oo, yine de göstereyim sizlere. Çıktım. Ligde liderim. City ya, ikinci. Ya, ben liderim. Kaç İyi puan gidiyor. Fark var ama ikinciyle? 2 puan fark var. Liverpool'da 3 puan. Oo güzel. Gibi. Güzel. Ben daha fazla puan fark yani atmıştım. Ondan sonra Şampiyonlar Ligi'ne bakıyorum. Gruplardan çıkıp Shakhtar'la eşleşmişim. Hmm. Bir grubumu 6'da 6 yapmışım. Çok rahat. Öyle. Hemen o zaman son 16 maçlarımıza geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar, benim Alisson'um sakattı. Yani böyle yara bandı şeyi vardı. Riske atmayacağım. De Gea'yı koyacağım. Yedek kalecimiz De Gea bu maçta takımın başında olacak. Siz ne yaptınız abi? Vallahi ben takımıma hiçbir değişiklik yapmıyorum. İlk 11'imi nasıl yapmışsam aynı şekilde devam edeceğim. Napoli'ye karşı şansım olduğunu düşünüyorum. Ben de Fernandes'i geriye çektim. Royce'u oynatıyorum. Parejo'yu çıkardım. Tek değişiklik o vurallar artsın. Deplasmanda evet. Napoli'yim ben. Siz? Ben de deplasmanda Atalanta. Shakhtar deplasman. Üçümüze deplasman. Hadi o zaman. 1, 2, 3. 3. İşte bu. İşte bu. LA Galaxy 3-0. Deplasmanda 2-0. Deplasmanda 4-1 galibim. 3-0. Arkadaşlar benim birazcık Messi'm yorgun ama yapacak bir şey yok. Ana kadromuza çıkıyoruz. Alisson da iyileşmiş. Siz ne yaptınız abi? Ana kadro devam. Ben de Sergio Ramos 8 hafta gitti. Marquinhos yerine geldi. Hmm. Sıkıntı yok. Stoper bolluğu var. Geçelim o zaman. İç sahadayım ben bu sefer Atalanta'ya abi karşı. Bastım. Bastım. Ben de bastım. Yine kazayı basmayı severim. Üzümden. Çok güzel. 3-1 çok alıyorum. Güzel. Bir tane Lionel yapma. Messi. 2 tane yapma. Eden Hazard. Çok yapma. Güzel. Yapma. Aa bu arada güzel bir skor ama Ter Stegen'de bir sakatlık var, hayırdır. Bir de ben şuraya yine küçük bir not söyleyeceğim. Ama. Golü Zapata Reis atmış. Gürkan abiyi hatırlar. PES videolarından Gürkan abiyi hatırlar ha. Arkadaşlar çok kötü bir şey olmuştu. Sol bekte Aleksandrom 4 ay sakatlandı ama Allah'tan Saul'un ikinci mevkisi sol bekmiş. Sol bekte 87'lik Saul'umuzu oynatacağız. Milinkovic-Savic falan ortada. Güzel bir kadromuz var. Siz ne yaptınız abi? Rakibini de söylersin Arden'cim lütfen. Rakip hadi Real Madrid. Madrid'i bitireceğim. Arkadaşlar benim futbolcularımın hepsi yorgun çünkü İngiltere Ligi bayağı bir maç var. Ama önemli değil, ben her zaman kadromda çıkıyorum. Hiçbir değişikliğim yok. Rakibim Manchester City. City. Benim oyuncularım ne hikmetse hiç yorgun değiller. Ben muhtemelen kupalardan falan elendim o zaman yani. Heh, ama bende de Ronaldo 2 hafta sakat arkadaşlar. Bir de o sakatlandı ama forvet mevkiimde de yedeklerim rakibin var. Immobile'ye güveneceğim. City. Of ikisine de City çıkmış. Hadi İksa. City. Ben deplasmandayım Real Madrid'e karşı. Ben deplasmandayım. Benim hadi gol City atmam lazım. Gözümü kapattım. 2 1 1. Gol atmam lazım. Deplasmanda gol lazım. Of. Ne yaptınız? Gözümü açmıyorum.
Gözümü açmıyorum şu an. Deplasman'da 3-1 lan! Oha. Gürkan abi sen? 2-2 iç sahada. 2 tane atmışlar bana. Deplasman'da 3-1 Madrid'e koyuyoruz. Madrid'e koyduk deplasman'da. Bir tane De Bruyne, 2 tane ama. Messi. Elenmeyeceğiz. Benim Mbappe'm kırmızı kart cezası görmüştü. Bu yüzden Lacazette'i koydum forvete. Yedek forvetim orada oynayacak. Siz ne yaptınız? Özellikle ben şu an Onur abi zaten turu geçecek de Gürkan abinin ne yaptığını çok merak ediyorum. Rahat bir galibiyet aldığım için şu anda kendi elimde hiçbir şey yapmadığımı devam ediyorum. Ki sakat ya. Abi bende Ronaldo gitti, biz mahvolduk. Ben biraz taktiğimi değiştirdim. Biraz daha orta sahayı ofansa doğru çektim. Yine 3-5-2 de 3-2-1-4 olmuş şu an. 3-2-1 bastım, gözümü kapattım. Gözümü kapattım. Hadi. Sakın kötü bir şey. Aman. Sakın. Ya ben i̇şte zaten bu, turu geçtim işte de. İşte bu, işte bu Royce. Royce Reis. Onu iyi ki almışım. Brandt'ı almamış. 2-1 alıyor. Abi yapma ya. Oh be. Bala bak ya. Bala bak ya. 2-1 almış ya. Onur abi sen ne yaptın? 82 ben kazandı atış ben. 3 abi ben 4-0 yenildim Real Madrid'e. Ya hadi geç hadi devam hadi hadi abi. Sordu. 4-0 Real Madrid'e geliyoruz. 2 tane De Bruyne, 1 tane Messi, 1 tane Hazard. Sevgili dostlarım. Rakibim yine bir dünya takımı, dünyanın en iyi takımlarından bir tanesi ki kötü olan benim bu kariyerde biz ondan hiçbir oyuncu almadık. Dybala'yı aldık sanırım. Juventus geldi rakibimde. Kadromda hiçbir değişiklik yapmıyorum arkadaşlar. Aynı kadroya devam ediyorum. Gürkan Bey. Bende rakip Tottenham. Zorlu Mourinho'nun. Ya bırak ya. Ya böyle bir şey yok ya. Şansa bak kadrom, ya. Arkadaşlar. Ronaldo'm da geri gelmiş. Ramos'um da geri gelmiş. Kadromda değişiklik yok. Kadromda değişiklik yok ve... Karşı rakibim Juventus. Ama ben bu zorlu rakibe ya rağmen bak ya. Ronaldo'lu Juventus'u geçeceğim. Hadi arkadaşlar geçelim Gürkan'a o zaman. Gürkan'a Shakhtar gelmişti şeyde. Şimdi şey. Tırt ya. Siki'yi geçtim abi. Zarzor siz orada 3 atıyorsunuz 4 atıyorsunuz. Ya bırak abi biz, ama ben Real Madrid'e 4 attım. Zarzor geçtim. Real Madrid'e 4 evet, attım. Abi böyle bir şey yok bak. Hadi. Tottenham elemiş. Olympic Lyon'a elemiş. Hep bütün maçlarını galibiyetle gelmiş karşıma ya. Benimki de Juventus'ta galibiyet. Hadi basalım. 3-2-1 bastım. 2-1 BOOM. Gözümü açmayacağım. Gözümü açmayacağım. Oo, tehlikeli. 2-1 aldım. Ooo, iç sahada 2-1 kazanıyorum ben de. Yine tehlikeli tabii. Ben kendi sahamda 1-1 beraber kaldım. Ooo. Onur abi bay bay. Onur abi harbiden bay bay bu sefer ya. Mahvoldum ben. İşte bu. Suarez. 2 tane. 2-1 deplasmanda. 2 tane Eden Hazard. Messi finaldeyiz. Sakatlandı. Finaldeyiz. Oo, Messi sakat. Aa! Oo. Ha! İşte bu. Onur abi sen ne elendin yaptın? Elendin mi Onur abi? Lan ben öbür tarafa bakıyormuşum. Moralim bozulmuştu, düzeldi. Arkadaşlar 2-1 kazanıyorum deplasmanda. Ve turu atlıyorum. Ama dakika 83. Penaltı kaçıran oyuncu Cristiano Ronaldo dakika 83'te ve eliyorum sevgili Buseller. Şampiyonlar Ligi finalinde rakibimiz Barcelona. Barcelona'yı barçalamaya geliyoruz gençler. Barçalayacağız onları. Şurada sen ben bir kadromu göstereyim. Avantajın Messi'yi aldın sen oradan işte. Orada şimdi avantajın var. Messi orada yok, bir de şöyle bir şey var. Messi'm sakat, benim en iyi 3 oyuncum sakat. Şöyle göstereyim size arkadaşlar. Messi, Alexandro Devri sakat. Sağ kanada Mbappe'yi çektim. Forvet'e Lacazette'i koydum. Kadrom bu şekilde. Siz ne yaptınız abi? Rakipleriniz kim? Şimdi Olur benim abi. Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibim Barcelona benim de. Ter Stegen aldım ben oradan. Ama bunlar buraya kadar geldiğine göre kesin transfer yaptılar diye düşünüyorum. Kadromda buraya kadar beni getiren kadroda bir değişiklik yapmak istemiyordum ama Aspilicueta sağ bekim de sakattı. Başka sağ bekim yok. Mecburen Koke'yi koydum. Başka yapacak bir şeyim yok. Ve bende durum bu. Vallahi Ter Stegen'i aldın. Bence onlar da Neto duruyor. Sen bayağı bir şanslısın burada finalde. Evet ya. Sana da mı Barcelona geldi? Evet. Heh, bana geçelim. Bende de Barcelona geldi. Oha! Ben Barcelona. Barcelona'dan Luis Suarez'i almıştım. Onun haricinde bir şey aldığımı hatırlamıyorum. Yani Luis Suarez'den zaten etkilenmezler o kadar. Bak birinde Messi yok, birinde Ter Stegen yok. Bende hepsi var. Final hadi için abi. Sayıyorum. 3, 2, 1 bastım. Gözümü kapadım, finali hadi. Alayım lütfen. Lütfen almış olayım. Ne yaptınız abi? Ben şu an yavaş bakıyorum yukarı. Söyleyin. 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 Ne yaptınız söyleyin. Bilmiyorum. Siz söyleyin. Ben aldım abi. Gördüm. Ben Messi'nin de golünü gördüm. Suarez 37'de atıyor. Dembele 83'de eşitliyor. Ama Cristiano Ronaldo baba Barcelona'yı sahaya gömüyor 85'te. 2-1 alıyoruz işte bu.
Onur abi sen ne yaptın? Dakika 29 Messi öne geçiriyor. Dakika 40 Laporte. Dakika 79 Neymar Junior. Şimdi var ya inşallah tek alamayan ben olmam ya. Şampiyonlar Ligi şampiyonu. Onur abi kalede kim var? Neto. Bildim işte. Ben bakmadım abi Barcelona daha. Barcelona takımım. Bakıyorum. En güçlü takım ya. Arda elendi. Bay bay Arda. 2-1. 2-1 LA Galaxy'ye 38'de Saul sol bekten atıyor. Sonra Rakitic oyuna giriyor Barcelona. Onlar yap atıyorlar, 1-1'e getiriyorlar. Son anlarda dakika 80'de Eden Hazard penaltılardan atıyor. 2-1 kazanıyoruz. Adamsınız LA Galaxy. Barcelona öpüyorum. Herkes 2-1 aldı yani. Çok kötü oldu çünkü siz ligde çok iyiydiniz. Ben kötü diye düşünüyorum kendimi. Hadi bir onlara da bakalım o zaman. Onlara da bakalım. Ligde birinciyiz arkadaşlar. En yakın rakibimize 12 puan fark atıyoruz. 105 puanla şampiyonluğu kazanıyoruz Premier Lig'de. İşte böyle. Kral geri döndü gençler. 12 puan fark attım. Kupada Emirates FA Kupası'nda finalde Arsenal'e karşı 2-1 kazanıyorum. Bak kral geri döndü öyle. Hani bir dönem salmıştık ama bugün birinci olacağız. Karabağ kapa bakalım. Aa burada finalde bile değilim. Burada nerede? Çeyrek finalde. Manchester City beni elemiş olsun. 105 puanla şampiyon olduğum için onu söylemeyi unutmuşum. Hem en fazla gol atan takımım ligde hem de en az gol yiyen takımım. 97 gol atıp 16 gol yemişim. Bir de ligdeki gol krallığı durumuna bakalım. Oralardan da fazla puanlar var. İnşallah bizden gol kralı vardır. Oha! Eden Hazard 30, Mbappe 30. 1-2. İşte bu ya. Takım makine gibi. Takım makine gibi ama asiste yokuz. Onur abi de oradan bir crying sounds geliyor ama sıkıntı yok. Asiste yokuz ne yazık ki. Gol yenmeyen maçta da yokuz. Buralarda belli olacak. Buradan 40 bence. Puan alabilirdim ekstradan alamadım. 20 puanla yetiniyorum burada. Arkadaşlar çok uzun zamandır Revit videoları çekiyoruz hep beraber bu arkadaşla, iki arkadaşımla. Yenildiğim oldu, kazandığım oldu. Hayatımda belki de çekmiş olduğum Revit videolarındaki en üzüldüğüm videoyu çekiyorum şu anda. Yani beni en çok gerçekten yaralayan, niye diyeceksiniz? 105 puanla şampiyon olmuş Arden ve 12 puan fark atmış. Ben 102 puanla 3. oluyorum bakın. 102 puanla 3. oluyorum. Aradaki farka bakın. En az gol yiyen takım olarak baktığım zaman bakıyorum. Attığım gol 99. En çok gol atan 101. 2 golle bunun puanını kaçırıyorum. En az gol yiyen de 21 yemişim. Liverpool 20 yemiş. 1 golle bunun puanını kaçırıyorum. Şampiyonluğu 2 puanla kaçırıyorum. Bunları birer golle kaçırıyorum. Yani şurada bir tane maç mesela atıyorum. Şurada bir tane maç değişik olsa belki bugün kazanan taraf olacaktım. Onur abi Süper Lig kadro karmada Beşiktaş'ta benim başıma gelen mevzu. Değil mi? Sıkıntı yok. Nasıl üzüldü? Kıl payı. Aynen. Evet arkadaşlar hemen kupalarımıza geçelim o zaman. Bakalım burada hiç olmuş bir şey var mı? Emirates FA Cup'a bakıyorum arkadaşlar. Yoksun. Finalde Liverpool'u 1-0 kaybetmişim. Karabağ Cup'a bakıyorum arkadaşlar. Hep bizim başımıza gelen talihsizlikler sonunda arkadaşlar başkalarının da başına geliyor. Arda sen dur orada sen dur. Gol krallığına gelelim arkadaşlar. Harry Kane 31 gol atarak gol kralı olmuş. Asist krallığında çok güzel. Benden hiçbir oyuncu yok sanıyorum. Çok ilginç arkadaşlar. Koskoca takımda 7 tane asist yapan Koke 9. sırada. Başka asist yok yani. Benim takım kafa yemiş. Ters Stegen'de en az gol yiyen sıralamasında 20 golle Alisson'u geçememiş. 19 golde kalmış. Şimdi arkadaşlar Onur abiye geçmiş olsun diyelim. O 3. oldu muhtemelen. Evet. Burada Arden biraz seviniyordu az önce. Onun bir gazını alalım arkadaşlar. Hayır alamayacak. Geri çıktım. Alamayacak. Geri çıktım. Şampiyonluk gelmiş. 102 tamam. Puanla. Yazın 13 ben. Puan fark atmışım. Ligin en çok gol atıp en az gol yiyen takımıyım. En çok gol atan yarım puan alıyorum. Liverpool'a eşleşmiş. Of işte bu. FA Cup'a geldim. FA Cup'ı finalde yokum lan. Nerede öğrenmişim ben? Arkadaşlar gaz alma seansı bak nasıl gaz alıyor. Ben mi gaz alıyorum, Gürkalan mı gaz alıyor acaba? Harbi lan ben ne bugün alacağım. Yeter be. Kaç zamandır gençler benimle dalga geçtiniz. Üçüncü dediniz. Gruplardan çıkamıyor dediniz. Ama bu bugün ne lan? Kazanacağım. Bir dakika. Elendiğim takıma bak, burada bir yanlışlık var. Hı.
oyun yanlış çıktı. Wigan Athletic ikincilik takımı beni 1-0 yenmiş 3. turda. Abi iki kalecim falan sakatlanmıştır kesin. Yani böyle bir şey olamaz yoksa. Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Böyle bir şey tarihte var mı ya? Böyle bir şey yok ki. Bu çok garip. Neyse, Karabağ Cup'a geçiyoruz. Orada FIFA da City yarı finalde yenmiş bizi. Şampiyonlar Ligi'ni almıştık. Gol krallığına geliyorum. Gol krallığında çok önemli. Firmino Ronaldo'yu 2 golle geçmiş. Aha. Asist krallığında Sterling 2 asistle, 3 asistle, 5 asistle geçmiş. Kaleci de varım. Oblak. Gençler yerine. It's coming home mu yoksa? It's coming home mu? Dur bakalım. Bir de şimdi son olarak üçümüzde aynı anda en verimli oyuncuya bakacağız. Bu çok şeyi değiştirebilir. Yani bakalım ne olacak? Gelin abi kadro merkezinize. Aynı anda bir bakalım şuna. Benim en verimli oyuncum 61 maçta 48 gol 21 asist yaparak Eden Hazard oluyor. Toplamda 69 verim. 40'ından geçiyoruz gençler ligin. Arkadaşlar 64 maç. Benim zaten az önce söylediğim büyük bir sıkıntı var bu takımda, anlayamadım. 53 gol atmış Harry Kane, inanılmaz. 6 asist yapmış. Yani benim takımımda asistler 6, 9, 6 falan, çok ilginç, bunu anlayamadım. 59 gole katkı var arkadaşlar. Abi benim takım oyunu oynamış. Yani herkes de 10'ar asist, 10'ar gol. Ronaldo 41 verim, 35 gol 6 asist, en iyi o. O FA Cup beni mahvetmiş. Maksimum 53 maça çıkmış bir adam. 57 pardon. İlk başta üçüncüyü açıklıyorum. Üçüncümüz. Açıklama üç. 314 puanla. Şahin Onur. Tebrik ediyoruz. Üçüncümüzü tebrik ediyoruz arkadaşlar. Her zaman birinci olacak hali yok Onur abinin. Evet. Evet yani o ya. Öyle tamam, her zaman gitmez öyle. Gel yani. Tek bir cümle yapacağım. Tek bir cümle. Özür dilerim. Arkadaşlar gördüğünüz az önce 2 puanla falan bunlarla kaçırdım. Bunun hatırına aşağıda Onur Online linki var. Kanala abonelik istiyorum. Rica. Arkadaşlar rica. Abone olmayı unutmayın Onur abi. İkisi de benimle haftalarca dalga geçtiler buraya bir challenge'larda. Haftalarca dalga geçtiler. Acıdık ama ne oldu? Yani bir kere de sen. Ama hayır. Kıl payı şey yani. Yok. Değil mi? Ne oldu? Ben 499 puan topluyorum ve birinci oluyorum. Sen 411 puan topluyorsun. Yani farka bak. Benim attığım arkadaşlar, farka bak. Ardına bak. Şu ana kadar destekleyen herkese teşekkür ediyorum. Şu ana kadar yazıyordunuz bana. Bana yazıyordunuz. Hep üçüncü mü olacaksın? İllaki şansınlar yazıyordunuz. Şak şak şak. Ardenzers. Ardenzers olarak bugün birinci oluyoruz. PES'te olduğu gibi burada da kral oluyoruz arkadaşlar. Puan ya tablosu ekranlarda şu an. Bir dakika. Bu ne bir dakika. Diyor ya? Bir dakika. Puan tablosuna bakın puan arkadaşlar. Puan tablosu ekranlarda. Manyağa bak ya. Bu kral puan olmuş. Farkı kapanacak. Ya kapanacak ya kapanacak. Bugün seriyi başlattım gençler. 8 puan fark var. Şampiyonluk ateşini yaktım. Şampiyon olmaya geliyorum. Hepinizi çok seviyorum gençler. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Onur abi ve Gürkan abi size de teşekkür ediyorum. Sağ ol canım. Eyvallah Arda. Sonraki videolarımızda görüşünceye dek kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye. Bye bye arkadaşlar.